Merhaba sevgili dostlar. Herkese sevgiler. Umarım herkes iyidir. İyi olalım. Daha iyi olalım inşallah diliyorum. Bu yayın 1 Kasım 2024 Akrep Burcu'nda yeni ay yayını arkadaşlar. Yeni hafta giriyoruz. 28 Ekim 3 Kasım ve Kasım ayını bizi bir yeni ayla karşılıyor Kasım ayı. Evet bu yeni aydan bahsedeceğim. Ee, ve tabii ki burçlarımızdan mutlaka nasıl etkili alacağız din ayda nasıl başlangıçlar yapacağız bizi nasıl etkileyecek ee, Öncelikle Tabii ki bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun Cumhuriyetimizin 101 yıl dönümünü kutlayacağımız bu haftada e, umutla e, korkusuzca e, huzur ve güven içinde e, yaşayacağımız nice bayramlar diliyorum ve tabii ki bu hafta yaşadığımız bizi korkutan e, Türkiye'yi gerçekten yasa boğan hain terör saldırısını lanetliyoruz ve orada kaybettiğimiz tüm dostlarımızı çok e, mühim çok yetenekli mühendislerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyorum arkadaşlar ee, ve tekrarının olmayacağı günler diliyorum Zor günlerden geçiyoruz arkadaşlar Ve Plüto'nun özellikle başta bize yaşattıkları o son derecede ilerleyen 29 derece son derecede ilerleyen Oğlak Burcu'nda Plüto'nun bize şu an dünyaya ülkemize Özellikle geçtiğimiz Koç Burcu Dolunay'ın etkilerini gördüğünüz gibi çok sarsıcı şekilde yaşadık. Çünkü Dolunay'dan öte bir tutulma enerjisi kadar güçlüydü. Ve arkadaşlar şimdi bu hafta ve yeni ay aslında 28 Ekim haftası gerçekten hiç kolay bir hafta değil. Yani nereden başlayayım nasıl anlatayım gerçekten bilemiyorum. Zor, biraz sarsıcı, ee, güvenlikle ilgili konularda özellikle dikkat çeken, bu dönüşüm enerjisini e, ülkemizdeki en başta tabii ki iş meseleler yaşadığımız olaylar, ekonomi, e, mali durumlar e, ve tabii ki diğer yaşam koşulları. E, bu terörün tekrar böyle bir şekilde hortlamasıyla güvenlik ve iç meselelerinde yine önemini görüyoruz. Arkadaşlar şimdi bu hafta. Şimdi 1 Kasım'da yeni ay ama öncesinde çok önemli tarihler var. Sadece 1 Kasım değil öncesinde de sizi uyarmak istiyorum. Bu hafta yeni ay haftasında Merkür Uranüs karşıtlığı yaşıyoruz. Bu bizim için ne demek? Özellikle 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım, 3 Kasım. Çok önemli, zor, tedbir alınması gereken koşulları gerçekten ağırlaştıracak Günler olabilir. Yani astrolojik olarak baktığımda, ben şu an size bakıyorum ama karşımda haritam açık, burada da e, notlarım var. E, şimdi Uranüs Merkür, bu bir kere başlı başına bomba gibi ses getirecek e, iletişim çünkü Merkür Uranüs biliyorsunuz ani konularla ilgilidir. Bir takım olaylar e, iletişimde mesela öncelikle onu söyleyeyim ciddi sorun ve problemler yine güvenlik bu da çok önemli çünkü Merkür Akrep Burcu'nda Mars ve Plüto yönetici gezegenleri birbirleriyle karşıt o kadar çok karşıtlıklar var ki bunların anlamı hep birbirine ikinci güç gönderen manipülasyon baskı yaratan burada güçlüyle güçsüzü de aslında ayırt edebiliyoruz bir durum Merkür olduğu için arkadaşlar özellikle tabii ki bilgi, iletişim, teknoloji, Uranüs de teknolojiyi bu arada temsil ediyor. Ee, ve bu alandaki bu sistem olarak baktığımızda da yine e, iletişime çok dikkat etmek gerekiyor. Yani saldırılar, e, herhangi bir başka şekilde e, yanlışlıklar, yanlışlıkla da olabilir tabii ki. Ama ses getirecek özellikle kesintiler, arızalar, e, patlamalar ve çok önemli sınır dışı e, olaylarıyla ilgili açıklamalar duyabiliriz. Merkür hem iletişimi hem aynı zamanda hani Akrep Burcunda olduğu için ekonomiyi, e, finansal konuları e, ve tabii Bunları krizleri yönetmek anlamında krizleri de nasıl çözeriz babında da oldukça zorlu. Zaten Akrep dediğimizde 8. ev hani kriz evi ve Türkiye'nin haritasında bizim Türkiye e, astroloji haritasında da Akrep Burcu'nda bir sürü gezegenimiz var. Dolayısıyla güneşimiz de burada. Bu gerçekten e, ülkemizi ve güvenliğimizi tehdit edebilecek durumlar. Ee, söz konusu olabilir açıkçası. Yine bu arada ilişkiler ve bireysel anlamda nasıl etki alacağımızı burçlara geçtiğimde anlatacağım 31 Ekim Uranüsün e, Perşembe günü bu arada Merkürle karşıtlığı bu defa Ay tarafından e, Mars Plüto e, tetikleniyor. Yani bu da özellikle dış konular, e, toplumsal konular, sosyal konular. E, bilhassa ilişkiler ve yine aslında hukuki süreçlerle ilgili konular ve e, şundan da bahsetmemiz gerekiyor çünkü 1 Ekim'de yeni ayımız var e, akrep demek derinliği olan yani e, akrebi şöyle düşünebilirsiniz yani mevsim olarak mesela bu mevsimlerde e, ve daha çok kapalı, kuytu, karanlık, görünmeyen işte nemli yerlerde gezen bir hayvan Kendini saklayabilen ama gerektiğinde e, zarar görmemek için kendine zarar da verebilen bir yanı var. Bu şekilde hani bu mantıkla baktığımızda kendine zarar verip yeniden de doğabiliyor biliyorsunuz. Yani e, küllerinden doğan o yüzden deriz akrep burçlarına. Böyle de bir özelliği var ve yer altı dediğimizde de Tabii ki yine yer altını ilgilendiren çünkü Pluto Mars karşıtlığı var ve aynı zamanda da Jüpiter'in Venüs'te karşıtı. Yani o kadar çok karşıtlıklar var ki. E, bu da yer altı kaynakları ile beraber arkadaşlar. E, madenleri tabii ki. Geçen videoda aslında Kasım ayına genel özet yerinde anlattım. Altını dedik. Madenleri dedik. E, ve e, böyle gizli düşmanlıkları dedik. Çok çok fazla işaret eden bir zaman dilimi. Dolayısıyla 31 Ekim e, civarında yine doğa olayları da yine Ekim, şey pardon Kasım ayın içerisinde e, bu günleri takip eden günlerde mesela Kasımın ortalarına doğru yine e, önemli olacak. Şimdi Uranüs Boğa burcunda bu da parayı temsil ediyor maddi güvence alanımızı zaten ekonomik bir dar boğazdan geçiyoruz ve yine ekonomiyi ilgilendiren ve yeni ayın etkileri içerisinde de aslında böyle vergilendirme sistemleri diyelim ülkenin refahı devletin bütçesi bu bütçe planlamaları bununla ilgili kesinlikle önemli gelişmeleri önemli duyumları getireceğini söyleyebilirim. O yüzden 30 ve 31 Ekim'i diyoruz, yani Çarşamba, e, Perşembe gününe ekstra dikkat ediyoruz arkadaşlar. 1 Kasım'a geldiğimizde, 1 Kasım Cuma, Cuma günü, e, çok önemli. 9 derecede Akrep burcunda bir yeni ay doğacak. Türkiye'nin güneşin üzerine çok yakın. E, Venüsümüz var bir de Akrep burcunda biliyorsunuz ve aynı zamanda Terazi burcunda da bir Merkür ve Satürn'ümüz var ve Mars'ımız var bizim. Dolayısıyla aslında 29 Ekim'den bu yana gelene kadar yani 1 Kasım'a gelene kadar yine Türkiye'yi bizim iç konuları, iç meseleleri ilgilendiren alanda da bir takım böyle sarsıcı biraz kaygı yaratacak. Yine biraz bizi endişelendirecek özellikle devlet büyükleri işte liderler. Partiler arasında da demokrasiyle ilgili, bürokrasiyle ilgili konularda bu 29 Ekim, 31 Ekim aralığında bu ve buna benzer konular arkadaşlar. Şimdi bir diğer yana bakın Mars, Plüto, Plüto yok eden, Mars savaşan, savaşma gücünü azaltan orada çok büyük diktatörlük bir yaptırım uygulama, dış güçler deyin güce elinde bulunduranlar deyin artık e, orada e, Mars'ın savaşma gücünü zayıflatan açıkçası biraz çaresiz bırakan diyebilirim e, sıkışmışlığı anlatıyor. E, bu da aslında buraya böyle baktığımız zaman tabii Plüto böyle e, tam tepe noktasına baktığımızda şeyi gösterir yani çok güçlü insanlar işte yöneticileri, askerleri, e, paranın en büyük kaynağını mesela düşünebilirsiniz. Bu Plüton'un bu anlamdaki e, bu gerginlikleri aslında 20 Kasım'a kadar çünkü Plüto 20 Kasım'da artık e, Olak Burcu'nu bırakıp Kova burcuna e, kalıcı olarak bir daha geri ola dönmemek üzere geçecek. O yüzdendir ki Plüto tam gider ayak bu baskıyı, bu manipülasyonu, bu dönüşümü köklü şekilde yapmak için elinden geldiğince blokaj baskı, yok etme ve Mars Plüto arkadaşlar bakın Akrep burcundaki yılanın etkisi de yok etme etkisi taşıyor. Acımasızlığı. Mars Pluto karşılığı zaten acımasız. E, vicdansızlığı. E, gözü kara. Ne olursa olsun hiçbir şekilde e, geri dönmemek üzere ortadan kaldırmayı e, hedefliyor. Bu tam 1 Kasım günü bu yeni aydaki etki bu yönde çalışacak. Adı yeni ay evet bir yeni ay doğacak. Elbette ki iyi şeyler de olacak bu arada. Hani e, herkes hani bireysel anlamda Muazzam zorlanacak işte dünyanın sonu gelecek demiyorum aslında öyle de sakın düşünmeyin lütfen. Fakat hakikaten çok zor yani özellikle bu hafta çok zor gözüküyor. Bakın Merkür'ün hepin üçgeni varmış. 1 Kasım Cuma günü Mars Pluto tam karşıt. Aslında işte bu da güzel olan tarafı Merkür'ün bu seyahati bizi ee, biraz daha rahatlatmaya başlayacak olan kısım 2 Kasım'dan sonra Merkür'ün yay burcuna geçişiyle birlikte e, devreye girmeye başlayacak. Yani Merkür artık akrep burcunu bırakacak ama şimdi onun etkileri de yine e, mesela 3 Kasım pazar günü e, evet yine e, venüs Jüpiter karşıtı tam aktif oluyor. Bakın parayı e, büyük e, adımları ee, özellikle ilişkilerde yine bu yeni ayın etkisi ee, Satürn-Venüs'te de, de karesi var. Koparıcı, sarsıcı ve aynı zamanda da uluslararası konuları, inançları çünkü Venüs'te yay burcunda dini konuları, ee, büyük hukuki süreçleri çok büyük dünyaya böyle ses getirmiş yargılamaları işaret edebilir açıkçası bu Jüpiter'in de tam karşısında e, Jüpiter Hani Merkür de akrepte olacak biliyorsunuz son e, 1 Kasım günü oradan ayrılıyor Burada krizleri yönetmek gerçekten zor olacaktır Biz maddi manevi olarak endişelerimizi kaygılarımızı korkularımızı biraz daha büyütebiliriz ve diğer yandan bu yeni ayın, ee, psikolojik olarak da çok büyük baskısı var arkadaşlar. Çünkü akrep burcunda işte Mars orada e, bu korku da dediğimiz kaygı dediğimiz bu psikomatik sorunları ciddi tetikleyebilecek e, ortaya e, gerçekten kadınlarla ilgili çocuklarla ilgili yaşadığımız e, böyle canice şeyler son e, aylarda biliyorsunuz yaşadık. Ve yine bu akrep yeni ayı da e, yine çocuklarımızı çok 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 dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar hem çocuklarımıza gençlerimize özellikle ve dünya liderlerine arkadaşlar burada çünkü suikastlar ölüm kayıplar ateşle yaklaşmak savaş atmosferinin biraz daha büyümesi çok çok daha fazla Tabii orta doğunun daha da belirgin bir şekilde e, ateşlenmesi e, Türkiye'nin Türk Devleti'nin bu alanda e, artık sanki e, somut işte bir taraf olma e, yönüne gitmesi olabilir çok önemli açıklamalar duyacağız yani burada e, Avrupayla e, bizim aramızdaki işte bu arada yani Avrupa ile işte e, doğu tarafına baktığımızda da hani Türkiye e, arada ortada çok göz önünde bir ülke ve bu yeni ay bizi daha da göz önünde yapacak. Yani bütün e, dünyanın e, şu anda aslında belki de en büyük hedefi şu yeni ay ile birlikte Türkiye e, Cumhuriyeti, Türkiye Devleti. E, arkadaşlar burada e, işte liderler nasıl inisiyatif alacak, nasıl davranacak, e, ne şekilde yoluna ilerleme karar alacak. Bunlar da çok çok önemli bir şekilde ortaya çıkacak. E, açıkçası en çok tabii ki bizi halk olarak e, hem güvenlik yani endişe bu korku. E, diğer yandan da e, ekonomik durum, e, mali durum ki burada yine biraz zorlanacağız. E, biraz daha kemerleri sıkacağız. Biraz daha dişimizi sıkacağız gibi gözüküyor. Açıkçası. Evet, e, 28 Ekim-3 Kasım arası, işte bu ve buna benzer olaylar, e, dediğim gibi, özellikle liderler arasında, işte 5 Kasım'da Amerika'da bir seçim var. Ben aslında bunu hep 1 Kasım-5 Kasım, Kasım arası çok dikkat edin diye söylüyordum. Diğer videolarımda Kasım ayı e, yorumlarımı izleyin isterseniz, orada da bahsetmiştim. Burçlar yok orada ama yine de anlattım bazı burçları özellikle. Mesela bu yeni ayda ve Kasım ayında hangi burçlar öne çıkacak daha önemli etkiler alıyor. Onlardan da bahsettim. Evet sevgili arkadaşlar böyle bir zaman dilimindeyiz ve gerçekten çok önemli bir Kasım ayı yaşayacağız. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi biraz sonra burçlarınızı yorumlayacağım ama tek 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 yayınlayacağım. Ee, her zaman olduğu gibi öyle daha rahat izlediğinizi biliyorum. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun görüşürüz.